Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kulağı aktardıkları için Amili Futbol Takımı <laughs> saat 20'de Cebel Tarık'la karşı karşıya gelecek. İlerleyen saatlerde yine Selim gelişmeleri bizlerle paylaşmayı sürdürecek. Mehmet Emin Oluç Fenerbahçe'nin durumundan bahsederken Galatasaray yenilgisi söz konusu olursa ne sonrasında oldu? nasıl bir evet. ortam olur? Bir dinleyelim. Bu soruyu yönetmişti. Bir dinleyelim. Aslında kendi başkan. sorusunu kendisi mi yanıtlasın? Evet bir başkan. dinleyelim bakalım. Başkan... Hocayla ile ayrılmayacağız dedi. Şimdi evet. bu işin iki yanı var. Bir, tekrar söylüyorum. Normal şartlarda her şey yolundayken, kadron idealken gidip Galatasaray deplasmanına mağlup olabilir misin? Olabilirsin. Normal. Ama sen dört haftadır kazanamıyorsun. Dört haftadır da beraberliklerde dört puan almamışsın. Yani. Bir puan almış. Bir puan almışsın. Ve hayal edilen veya vaat edilen futbolu da oynamıyorsun. Zirveden 10 puan uzaksın. Bu arada ikinci sırada değilsin. Şu olabilir mesela. Zirvedeki takım 30 puan olur. Sen 20 puanla ikinci sırada olursun. O da değil. Yedinci sıradasın. Önünde Beşiktaş var, Galatasaray var. Lider Trabzon arasında da işte Antalya'sı, şey, Alanya'sı, Hatay. Konya'sı, Hatay'ı var. Evet. Dolayısıyla bu tabloda başkan her ne kadar hocamızın arkasındayız dese de o tepkilerin ne boyuta geleceğini kestirmek pek mümkün değil. Başka ne diyebilirdi? Bak, ben bu, bak, bunu yani şimdi, bir soru mu? Bir şey daha ekleyeyim. Sen başkansın. Hı -hı. Ne derdin? Yani hayır arkasında değil de, diyemezsin ki böyle konuşmak zorunda bir, bak, ama. şöyle bir şöyle bir liste çıkartabilirim ben sana. Hocamızın arkasındayız. sözü. doğru bir söylem değildir. Çok sıkıntılı bir sözü. Evet. Çünkü hocamızın ar bak, Hocamızın arkasındayız nedir biliyor musun? Türk futbolundaki gerçeği. Arkasındayız niye? ...gitmek için arkasındayız. Böyle çok gönderen... ...hoca vardır. Evet. Hocamızın arkasındayız derler... ...sonra tık gider hoca. Ama Örnekleri şöyle bir şey var. Evet Emin Uluç, Hocamızın arkasındayız cümlesini telaffuz... ...etmeniz için. E, bu konuda... ...işlerin biraz kötü olması lazım. Size de konuyla ilgili soru gelmesi lazım. Mecburen böyle evet. söylersiniz. Evet. Şimdi Bir yandan da. Şimdi evet. <laughs> hocamızın öyle ama. arkasındayız. Bu arada şu var. Başkanın açıklamalarında diyor ki... ...Sayın Ali Koç... E, bana diyor tepkiler var ama bana olan tepkiler takıma da sirayet ediyor. Futbolcular da protesto ediyorlar. Bence başkan burada iyi ihtimalle takıma kalkan olmaya çalışıyor. İyi ihtimalle düşünüyorum. Kötü ihtimal takımı olan tepkinin farkında değiller. Futbolculara da tepki var. Bakın yönetim beklenen transferleri birebir bence çok iyi bu ekonomik şartlarda bu imkanlarda iyi transferler yaptılar. Ama Beklenen transferler yapıldı mı sorusu Bir kenarda dursun Hocanın performansı da bir kenarda dursun Ama her ne olursa olsun Fenerbahçe forması giyen oyuncuların Sahadaki mücadelesi Yani Perera Çık dese ki çıkın bildiğinizi oynayın Daha iyi olmak zorunda Daha güçlü olmak zorunda Bu kadar savruk Bu kadar bencil Bu kadar oyundan uzak Kafalar olamaz. Taraftarın futbolculara da tepkisi var yönetimden ve teknik heyetten bağımsız olarak. Bunu atlıyorlar gibime geliyor. Atlıyorlar. E, niye? Eğer bunu göremiyorsa, müdahale etmiyorsa başkan atay ediyor. Veya şimdi Perran'ın oyun sistemi de yanlış hocam. Üçlü savunmayı oynamak kolay bir iş değil. Ben bunu sezon başında da söyledim. Hala da söylüyorum. Hala da ısrarcıysa zaten futbolcular bir kere 3-4-3 oynamayacaklarını çok iyi biliyorlar ama Acaba takım kaptanı gidip konuşmuyor mu? Bu da çok önemli. Takım kaptanı Mesut Özil. Aynen. Bu savoyla Mesut Özil. Ko konuşmazlar mı? Şimdi, hayır. Konuşmaları gerekmez mi? Niye hayır, bunu söyledi ben anlayamadım. Hayır. Nasıl yani? yani? Kaptan konuşmuyor mu derken kaptan belki kendisi için de konuşmak istiyordur demeye getirdi. E, tamam konuşsun. Şimdi mesela, şey, Mesut Özil mutlu mu hocam? Hayır. Bak şimdi orada nüanslar var. Atlıyoruz belki. Belki satır arasında kaynıyor gidiyor gibi durumlar var. Mesela herkes şunu konuştu ticareti bıraksın futbola baksını konuştu. Ama aynı cümlelerin arasında şu da var. Pereira da Mesut'tan verim alacak oyunu. Yani hocaya da aslında orada bir mesaj var. Var. İşte bu çok önemli. Çok büyük mesaj var. mesaj var. Yanlış oynuyorsun diyor. Ama şimdi Ali Koç bunu söyler zaten direkt. Çok yakın arkadaşlar bunlar. E ya dostlar ya. Yani yani. Hoca ile hoca ile ilişkileri bence e, samim ve dürüstçe. Evet. O ikisi anlamda, de birbirlerini o, açıklar. O anlamda bunu doğru, söyleyebilir doğru, ama Doğru yanlış yol sistemde oynadığını yönete. söyleyebilirim. Mehmet Emin'ciğim. Evet. Yani, yani bu, Ali bu Koç abi ben, bu kulüp başkanı diyecekse senin söyle. Fenerbahçenin müdahaleminin üçlü savunma olduğunu düşünmüyorum. Bakın Fenerbahçe mesela Kayseri maçında dört topu direkten dönen Fenerbahçe diyoruz ya. Mesela onlar olgun ataklar dönmedi. Mesela ilk dönen top penaltı atışı. Direkten döndü. İkincisi evet. Duran toptan Tisserand ayak soktu direkten döndü. Üçüncüsü Pelkas çaprazdan girdi vurdu direkten döndü. Dördüncüsü duran topta e, Berisha'nın kullandığı frikik direkten döndü. Yani organize ataklar dönmedi. Halbuki Kayseri Spor'un ataklarını tek başına kesen bir adam var. Ben beş tane saydım. Belki fazlası vardır. Kim? Kim? Kayseri'nin olgun ataklarını bazılarını olgunlaşmadan tek başına kesti. Bakın Fenerbahçe'nin üçlü savunması problem değil. Fenerbahçe'nin problem Fenerbahçe'nin hücum organizasyonu problem. Rakip yarı alanı ve rakip ceza alanına topu taşımakta zorluk çekmemesine rağmen oradaki o son paslarda ve son vuruşlarda Buruşlarda, o kadar beceriksiz davranıyorlar ki. Evet, doğrusu. Aklı hayale gelmedikler. Yani ediyorum. şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe son vuruşlarını %50 geliştirse bu puan tablosunda bambaşka şeyler görürüz biz. Bambaşka şeyler gördük. Yani üçlü savunmadan ziyade hücum organizasyonlarındaki eksikliklerden Fenerbahçe hedeflediği puanları alamıyor. Yani ikisi bir arada Ve değil. Mi? An itibariyle geldiğimiz noktada Fenerbahçe derbiyi kaybetse ne olur? Çok şey olur. Şimdi bir, Olacaktır. Galatasaray'dan 4 puan uzaklaşır. Ve Trabzonspor'un Gaziantep'e karşı kazandığını düşünürsek zirveden 13 puan uzaklaşır. Ve Uçurum olur arada. Zaten uçurum var bu arada. Ha 3 puanlı sistemde bir tek Trabzon üstünden düşünmemek lazım bu arada. Zirveyle olan 10 puanlık fark kapanır. Peki sen kapatacaksın da senin önündeki diğer 5 takım ne yapacak? Trabzon'u bir kenara koyuyorum. Yani Trabzon kaybedecek. Hatay, Konya, Alanya, Hepsi Beşiktaş, Galatasaray. Herkes kaybedecek. kaybedecek. Sadece onlar kazanacak. Egal, sadece Çok kaybedecek. zor bir süreç var aslında. Sizin galise... ümidin yok mu bu ligin Fenerbahçe lehine dönebileceğine Bak, dair? Sezon de. başlarken ben şunu söyledim Fenerbahçe bana şampiyonluk vermek zorunda değil ama futbol oynamak zorunda. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol mücadelesi beni tatmin etmiyor. Bak ben şunu taraflar bu da ne oluyor otomatikman Bak. şampiyonluk olamayacağını söylüyor. Hayır hayır. Yani bu oynamadığı Bak, futbolla. Hayır. Hocam şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, taraftar şampiyonluk ister. İşte. Kötü de oynasan şampiyon ol der tarafta. Evet, ben ben taraftar değilim. Ben basın mensubuyum ve futbol sever olarak şunu söylüyorum ben. X bir takım şampiyon olur ama sezon bittiğinde insanlar bana şunu söylerse bunlar şampiyonluğu hak edecek futbolu oynadı, mücadeleyi gösterdi. Bu da bir kazanımdır. Şimdi Galatasaray'dan konuşurken dedik ya o Morussanlı, Çıkaldı avlu, o yapı çok doğru bir yere gidebilir. Yani bana Son, özür onu hissettirmesi lazım. Sana katılmakla beraber Hı -hı. bu sanki Galatasaray için çok büyük bir problem olmaz. Şampiyon olamamak ama oyunu geliştirmek tabii ama ki. Fenerbahçe, Fenerbahçe için, Fenerbahçe için bir problem. Tabii ki Fenerbahçe için problem çünkü ne Beşiktaş'ın ne Galatasaray'ın böyle bir şampiyonluk hasreti var. Evet. Ama Fenerbahçe'de o makam Trabzonspor açılıyor. Trabzonspor'da daha fazla var hasret. Trabzonspor'da var hasreti. ama şu an Trabzonspor bunu konuşmuyor. Konuşmaz, akıllı yapıyor. Çünkü ya, iyi oynuyor, başarılılar. Skor alıyorlar. Skor alıyorlar. Şampiyon olmuş takımlara bakıyorsun. En yakın Galatasaray'a 9 puan fark atmış değil mi? Hani Hatay'ı, Konya'yı, Alanya'yı küçümsediğinden söylemiyorum ama bu ligde şampiyonluk yaşamış en yakın rakibini 9 puan önünde Trabzonspor. Evet. Trabzonspor'da şu an keyifler yerinde. Trabzonspor bunu konuşmaz. Ama Fenerbahçe'de mesela Beşiktaş kaç puan önünde Fenerbahçe'de? 1. 1-1. Galatasaray kaç puan önde? 1. Averajda. dizilmişler. Evet. Beşiktaş'ta kıyamet kopuyor mu? Galatasaray yangın yeri mi? Kopuyor, Yok. kopuyor. Puan Ama Fenerbahçe... Fenerbahçe kopuyor. Fenerbahçe Hayır. kadar kopmasa bile i̇şte kopuyor. Bak şunu söylüyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe tribünler hem yönetimi, hem teknik heyeti, hem futbolcuları protesto ediyor. Ediyorlar. Yönetim istifa diyor, Pereira gitsin diyor, futbolcularını yuhalıyor. Niye? Ya oyunu hayal görüyorlar. Hayallerini yıkıyorsun insanların evet. çünkü. Yani söylemlerin Ben geçen sene şampiyon olmadım ki. Dün şampiyon olmadım. 2014'te şampiyon oldum ben. 7 Ve sene. Sürekli her sezon bu sene o sene o sene bu sene. Sil baştan. Tamam evet. Bir de başkan ben başkan derim ki Ahmet Mehmet değil Ali Koç başkan. Ne oluyor Ali Koç o başkan. koltukta da Ali Koç. Ya Ali Koç Türkiye'nin bugün çok önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii ki de. Ve Ali Koç. Böyle aday yokken hadi gel tamam kimse kalmadı ben geleyimse başkan olayım demedi. Evet. Aziz Yıldırım'ın oturduğu koltuğa aday oldu. Talep, evet ve orayı anormal bir farklı alıp başkan oldu. Evet. Ya bu süreçte Fenerbahçe'nin kupası yok. Fenerbahçe'nin bir tane bir tane derbi kazandı. Bak Fenerbahçe bir tane derbi kazandı. Başarısız. Sayın başkanın bak ekonomik olarak yaptıklarına karşı ceketimi iliklerim. Hiç söyleyecek bir şeyim yok. Ama insanlar basketbolda da mutsuz. Aynen. Futbolda da mutsuz ve yine o açıklamalarda şunu söyledi başkan kaçırdığımız penaltılardan iki tanesi gol olsaydı basketbolda dört tane maç var o son dakika basket son toplarla kaybedi, son top. yani, evet. onlar tam tersi olsaydı başka şeyler konuşacaktık kesinlikle haklı ama olmadı olmadı. Dolayısıyla Olabilir, hep bunu biliyor. konuşuyoruz. Evet. O yüzden konuşuyoruz. Yani şöyle olmayacak mıydı? Fenerbahçe Sivas maçını kazansaydı kuvvet itibar şampiyon olacaktı. Olacaktı. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Evet. E, dolayısıyla olmuş ölmüşe çağrı yok. Olmayan bir şey ben nasıl konuşayım? Olanı konuşacağız. Olan bu. Şu anda Fenerbahçe'nin geldiği durum bu. Ve insanlar yıllardır şunu söylüyorlar. Biz bir tane golcü alsaydık şampiyon olurduk. Şu anda Fenerbahçe'nin golcüsü kim? Valencia. O da sakat. Bu da sakat. E bunu nasıl görmüyorlar o zaman? Ya yani bu nasıl bir e, transfer planlaması? E bu da yanlış o zaman. Çok büyük yanlış var burada. E sen diyorsun ki benim oyuncu futbolu göreyim ama tarihte 1920 2020 2021 veya 2021, 2021 2022 şampiyonu Fenerbahçe yazacaklar ama bu sefer Trabzon yazıyorlar. Değil mi? Şimdi sen diyorsun ki iyi oynamalı. Yok. Taraftarlar ona bakmıyor. Skora bakıyor hocam. Tarihte de ne geçiyor? 2021-2022 şampiyonu beraber. O hatta. kadar canım. Nokta bu.